Tatbikata katılan bir denizaltı, bir korvet, iki fırkateyn, dört hücum bot ve bir akaryakıt gemisi Samsun Port Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı. Gemilerin bugün ve yarın ziyarete açık olduğu belirtildi. Donanma Komutanı Koramiral Veysel Kösele, TCG Salih Reis gemisinde yaptığı açıklamada, Deniz Yıldızı 2015 tatbikatına geçen yıllarda olduğu gibi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yoğun katılım sağlandığını söyledi. Ve 21 uçak ve helikopter olmak üzere 56 unsurun katıldığı çok yoğun bir tatbikat. 3 safha halinde planladık. Birinci safhasında su üstü hava soğunma harbi, denizaltı soğunma harbi ağırlıklı olmak üzere deniz kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu, gemilerimizin ihtiyaç duyduğu hareket nevilerine ilişkin eğitimlerimizi yaptık. Tatbikat kapsamında su üstü harbi, hava savunma harbi ve denizaltı savunma harbi başta olmak üzere çeşitli deniz harekat türlerine yönelik eğitimlerle yüksek süratli insansız hava ve su üstü hedeflerine fiili silah atışları ve hava kuvvetleri unsurlarıyla müşterek eğitimlerin icra edildiğini belirten Kösele şunları kaydetti. Şu anda 3 okyanusta da birliklerimiz kendilerine verilen görevleri yerine getiriyorlar. Şöyle bir göz atarsak neler var diye. Baltık Denizi'nde, yani 9280. İngiltere'de şu anda Göksu Fırkateyni'miz, NATO Daimi Deniz Görev Grubu kapsamında, TCG Anamur Mayın Avlama Gemimiz gene Baltık Denizi'nde NATO Mayın Harbi Görev Grubu kapsamında eğitimlere iştirak ediyorlar.